Değerli takipçilerim, Almanca'da Futur 1 ve Futur 2 dersine başlıyoruz. Dersin sonunda fark edeceksiniz ki hayatınızda daha hiç bu kadar çabuk ve hiç bu kadar kolay gramatik öğrenmediniz. Bunun sebebi şimdiki zamanı öğrendiniz, perfect preteritumu öğrendiniz ve aynı cümlelerle şimdi Futur 1 ve Futur 2 yaptığım için çok size basit gelecek çünkü şimdi present'i tekrar ediyorum. Cümleleri tekrar ediyorum ama gramatikini yani anlamlarını tam olarak bu derste tabii ki vermeyeceğim. Bunun için present dersini izlemeniz gerekir. Ben linkini açıklamalar bölümünde veririm size. Hırsız geliyor. Bunu Almanca'da böyle diyoruz. Der Dieb kommt. Bu zamanı size gösteriyorum ki bakın. Çünkü yarın geliyor derken yarın aslında tam olarak da gelecek zamandan bahsediyoruz. Değil mi? Ama Almanca'da da Türkçe'de olduğu gibi şimdiki zamanı kullanıyoruz ve diyoruz ki Der Dieb kommt morgen. Bu morgen kelimesi gelecek zamandan bahsettiği halde biz present kullanıyoruz. Ama bu Türkçede de aynı. Hırsız yarın misafirliğe geliyor. Derken misafirliğe kelimesini bu cümleye ekliyoruz. Bu şekilde. Derdiep kommt morgen zu Besuch. Aynı böyle yine burada present zamanını görüyoruz. Yarın erken geliyor diyoruz. Bakın ve burada yine present'i kullanıyoruz. Derdiep kommt morgen früh zu ve Aynı yani böyle bu şekilde. Türkçede de ama burada görüyoruz ki şimdiki zamanı kullandık. Geçelim şimdi futur 1'e. Hırsız gelecek diyoruz. Ve burada aynı. Türkçede de futur kullanıyoruz ama. Gelecek diyoruz. Geliyor demiyoruz veya gelir demiyoruz. Gelecek diyoruz. Ve futuru kurarken şuna dikkat ediyoruz. Kommen fiilini infinitifte öğrendiniz. Mesela 101 fiil dersinde olduğu gibi kommeni çekmeden aynı olduğu gibi öğrendiğiniz şekilde futur 1'de kullanıyorsunuz. Ve diyoruz ki burada şimdi wird kommen şu şekilde yapılıyor. Birazcık daha detaylı bakarsak eğer. Bu tür bir Veya'dan artı infinitif ile kullanıyoruz. Ve çekmeye gelirsek eğer ki kişi zamirine göre verdiğini çekiyoruz. Bu comment mesela fiilini bunu hiç çekmeden olduğu gibi bırakıyoruz. ich werde kommen. Bu tur biri çekiyoruz şimdi. Kişi zamirlerine göre. Du wirst kommen. Er sie es wird kommen. Ve der dieb de maskulin olduğu için er wird kommen dedik. Şimdi plural nasıl çekiliyormuş? Werden kalıyor. Sie de, de kalıyor ama ihrde dikkat etmeniz lazım. Ihr werdet kommen. Futur 2. Hırsız gelmiş olacak. Bunu nasıl söylememiz gerekir? Ama Almancasını size vermeden önce şuna dikkat etmeniz lazım. Gelmiş olacak diyoruz. Şu olacak kelimesine odaklanın, bir de mişe odaklanın, bakın. Bir odaklanın şöyle bir gözünüzde, bir düşünün ne olabilir diye. Olmak neydi? Hatırlıyor musunuz? Neydi olmak? Sign'dı değil mi? Sign olmaktı. Miş neydi? Sanki, sanki geçmiş zamanı anımsatır gibi bir durum var. Değil mi? Mesela, hırsız ne zaman gelmiş olur? Mesela, biz kahvaltı yaparken hırsız gelmiş olur. Böyle düşünüldüğünde bu tür iki kurması o kadar basit, o kadar basit gösteriyorum. Aynen böyle. Neden? Çünkü Perfekte geri dönüp baktığımızda Perfekte Partizip kullanmıştık, hatırlıyor musunuz? Ich bin gekommen diyorduk ve ich bin bin kelimesi de sein'in bir çekimiydi. Değil mi? Also bu durumda kommen ile beraber sein kullanmamız gerekir. Futur iki neymiş? Hatırladık. Olacak. Dan yola çıkaraktan sein kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Ve miş de sanki geçmiş zamanı hatırlatır gibi bir durum olduğu için g common diyoruz. Yani tipi kullanıyoruz. Bu durumda iki tane kelime var. Sein ve haben. Fakat perfect zamanına geri dönelim ve o dersi hatırlayalım. O derste de demiştim fiiller var. O fiillerle beraber yani onlara bağlı olaraktan sein mi haben mi diye seçilir demiştim. Bazı fiillerde sen kullanılır. Mesela örnek veriyorum. Kommen, laufen, gehen. Bunlar da sen kullanıyoruz. Çünkü bir yerden bir yere hareket ettiği için. Bunun kuralları var tabii ki. Bu kuralları illa ezber öğrenip kurallara göre dil öğrenin demiyorum ben. En iyisi mi benim dersleri uyanıkken Almanca derslerini pasif sürekli dinleyerekten sürekli hafızaya alarak pasif öğreni öğrene en az 6 ay falan. Ondan sonra o şekilde birdenbire otomatik zaten siz bilmiş olacaksınız konuşurken. Öğrendikten sonra 6 ay sonra mesela kendiliğinizden hangi fiilde sen hangi fiilde haben olduğunu zaten öğrenmiş olacaksınız. Yani o kelimeleri birbirinden ayırt edemezsiniz zaten. Mesela perfect dersini eğer dinlediyseniz sık sık gekommenle sen kullanılması gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi ben futur içinde ileriki haftalarda vaktim olur. Aynı yani öyle bir ders hazırlamayı düşünüyorum. Ondan sonra o cümleyi duya duya gekommen, gelaufen de mesela sein kullanılması gerektiğini bilirsiniz. Werden plus partizip plus sein oder haben. Futur 2. Der Dieb wird gekommen sein. Kişi zamirlerine göre çekimleri de futur 2'de aynı futur 1'deki gibi verden çekilir. Böyle bu şekilde. Ondan sonra partizip gelir. Ondan sonra da sein veya fiiline göre haben kullanılır. Aynısı pluralda da geçerli. Aynı futur 1 gibi verdeni çekiyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi hiç değişen bir şey yok. Ve yine partizip artı sein veya haben Şöyle ikisini karşılaştırma yapalım önce. Hırsız gelecek veya hırsız gelmiş olacak. Zaten bunu sizin bildiğiniz cümleler veriyorum hemen. Der Dieb wird kommen veya der Dieb wird gekommen sein. Hırsız kaçacak veya hırsız kaçmış olacak. Bakın yine olacak kelimesine odaklanın. Bir kaçma kelimesini haftalar boyunca dinleye dinleye öğrendiniz biliyorsunuz. Very deep, very and common. Tam olaraktan kaçmak olduğunu ben size ne şekilde kullanmanız gerektiğini zaten yeterince açıkladım. Very deep, very and common. Burada da aynı and öğrendiğiniz gibi infinitif şeklinde kullanıyorsunuz. Futur 2'de. Ne yapıyorsunuz peki? Futur 2. Iki. Futur 2'ye baktığınızda entkommen kelimesinde partizip yok. A kalmış bu böyle infinitif falan demeyin. Çünkü bu entkommen kelimesinin yani bu fiilin partizipi bu şekilde kullanıldığı için böyle. Wird entkommen sein. Burada sein'i kullanıyoruz. Neden haben kullanıyoruz? Çünkü kök kelimeye bakmanız gerekir. Kök kelimede ne kullanıldıysa komende sen kullanıldı. Burada da sen kullanılır. Bu önemli bir kural aslında. Bir de şöyle bir şey de var. Aynı zamanda kurallardan bir tanesi eğer bir yerden bir yere hareket ederken sen kelimesini kullanmanız gerekir. Ha böyle değişik değişik kuralları var. Böyle zaman zaman anlatıyorum ben yarın geliyorum veya yarın geleceğim. Bu cümleleri bir kurun bakalım. Çok kolay. Veriyorum. Yarın geliyorum biliyorsunuz zaten. Ich komme morgen. Bu present de kullandık biz bunu. Komme, ich komme morgen veya yarın geleceğim. Ich werde morgen kommen. Bu da şimdi görüyorsunuz bakın. Aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Bu yukarıdaki present aşağıdaki futur 1 Yarın geleceğim ve yarın gelmiş olacağım derken nasıl olacak bu? Örnek veriyorum. Eşiniz arıyor. Eşiniz tatile çıkmış. Diyor ki "Sen yarın işten geldiğinde ben gelmiş olacağım." diyor mesela. Değil mi? Hani öyle bir cümle kurmuş olabilir. Yani bunu anladınız siz, kurdunuz da zaten. Veriyorum cevabı. Ich werde morgen kommen. Ve ich werde morgen gekommen sein. Yani burada yine patit tipi kullanıyoruz. O yürüyecek. O yürümüş olacak. Er wird laufen laufen diyoruz burada. Çünkü hızlı hızlı, hızlı adımlarla yürümeye laufen diyoruz. Ama normal tempo ile yürürsek eğer ona gehen diyoruz. Yani normal böyle geze geze yürümeye gehen. Ama böyle hızlı adımlarla hızlı hızlı koşmaya. Koşma değil, koşma rennen. Yani daha hızlı adımlarla bir yere yetişirken falan mesela treni falan yetişirken laufen deriz. Veya sporda da laufen deriz. Sporda da böyle belli bir tempoyla, hızlı tempoyla spor yapılır dışarıdan. İşte ona da laufen denilir. O yürümüş olacak. Er wird gelaufen sein. Çünkü laufenle de sein kullanıyoruz. Gehenle de sein kullanıyoruz. Er wird gegangen sein. Yarın yürüyeceğim. Yine burada hızlı yürümeden bahsediyoruz. Hızlı adımlarla. Ich werde morgen laufen veya yarın yürümüş olacağım. Ich werde morgen gelaufen sein. Süt taşacak. Çok çok defalarca duyduğunuz bir kelime. Die Milch wird überlaufen veya süt taşmış olacak. Şimdi bilmeniz gereken sizin bu cümlede haber mi sen mi kullanmanız gerekir? Bekliyorum. Neden? Neden? Neden sen kullanmanız gerekir? Neden? Çünkü ne demiştim ben? Kök kelime sen ile kurulursa, o zaman bu kelimeye dikkat etmeniz gerekir. Çok büyük ihtimal bu da senla kurulur demiştim. Ve de bu entkommen gibi aynı böyle olduğu gibi kalmıyor. Buna übö ge laufen denilir. Çok defasında g kullanılmadan duyuyor olabilirsiniz ama siz onu öyle duyduğunuz için doğru anlamına gelmiyor. Üb doğru kelime. Die Milch wird übergelaufen sein. Koş hemen mutfa, hemen sütü ocaktan al. Süt sen gidene kadar taşmış olacak. Mesela değil mi? Hani? O şekilde. Peter arayacak. Arama kelimesi neydi? Şimdi siz bunu çok harika. Bu cümleyi hemen Almanca verdiniz. Ve benim en başta dersin söylediğim gibi futur tur bir ne kadar kolaymış dediniz. Doğru mu? Yorumlara yazın. Ben de sizin futur tur biri bu kadar basit öğrendiğinizde bileyim. Peter arayacak. Peter wird suchen. Bunu hemen bildiniz ama doğru mu? Peter aramış olacak. Evet bekliyorum. Neden? Bunu özellikle böyle bekliyorum. Neden? Bu olacak kelimesi var. Hani ya İşte bu sizin kafanızı karıştırmasın. Burada bu cümleyi tercüme ederken çünkü perfekti düşünmeniz gerekir. Perfekti kurarken haber mi sen mi kullandınız? Bir hatırlayın. Ich habe gesucht demediniz mi? Also, bu cümleyi nasıl tercüme ediyoruz? Tabii ki. Mış olduğu için perfekti hatırlıyoruz yine. Partizip kuruyoruz. Peter'i Peter üçüncü kişi olduğu için wird diyoruz ve Peter wird gesucht haben. Eyvah diyoruz. Biz sabah kahvaltı yaparken Peter altınları çoktan aramış olacak diyoruz mesela değil mi? Dersin en başında dediğim gibi oldu mu? Futur 1 ile futur 2'yi çok kolay öğrendiniz mi? Şimdi siz diyorsunuz ki ya öyle kolaymış ki çay demlemeden daha da kolaymış diyorsunuz. Haksız mıyım? Böylelikle futur 1 ve futur 2 arasındaki farkı öğrendiğiniz gibi hem aynı zamanda da kuruluşunu da öğrendiniz. Aynı zamanda da perfect zamanına ihtiyacınız olduğunu da öğrendiniz. Bu sebepten adım adım öğrenmenin ne kadar faydalı olduğunu da öğrendiniz. Çok harika hafta sonları diliyorum size.